Yılın kaç olduğunu bilmiyoruz. İsa'nın doğumundan önceki bilmem kaçıncı milanyum olabilir. Ama bildiklerimiz de yok değil. Mesela modern zamanın tanrılarından en çok saygı göreni Ünvan henüz tanrı ilan edilmemiş. Eşitlik denen neydi belirsiz bir insan yaratısı hakim sosyal ortama. Meta'ya taparcasına değer atfettiğimiz şu günlerdeki insani gelişmişlik de yok tabii. Gerçi buna gerek de yok. Çünkü insani değerlerin senin tanımladığı bir zaman aralığı. Hayatta kalmak için yediğimiz günler. Doymak ya da keyif almak için değil. Bir yat sahibi olmak ya da bir villanın konforu seni ayrıcalıklı kılmıyor. Henüz sahip olduklarımız üzerinden değerlendirilmiyoruz. Güneş bir kahramanlık madalyonu kadar parlak, kelebekler şarkılar söyleyen çocukların yaramazlığından muzdarip. Yapmaması gerekeni insanlık onuruna yaraşır biçimde yapan Adem'in, elmadan bir ısırık alıp kendini dünyada buluşunu üzerinden birkaç takyon yılı geçmiş. Örtünmek için modaya pek de aldırış etmediğimiz günler. Çok sonraları Jean-Jacques Rousseau'nun kendini bilmez olarak nitelendireceği bir insanoğlu bir araziyi çeperler ve artık burası benim der. Yani cennette yasak elmayı yiyerek dünyevileşen insan burası benim diyerek siyasallaşmıştır. Hikayemiz şöyle devam eder. Birinin burası benim demesiyle insanlık tarihi boyunca hemen hemen her toplumsal olayda kendini gösteren sürü psikolojisi yasası gereği başkaları da burası da benim demeye başlar. Peki birçok kişi aynı yer için burası benim derse? İşte şimdi mülkiyet hakkının doğuşuna şahitlik ediyoruz. Ama bir sorunumuz var. Varoluşun temel diyalektiği. Şöyle ki, bir şeyin zıttı yoksa kendisi de yoktur. Hakkın var olabilmesi için haksızlığın da olması gerek. İşte bir soru daha. Hakkın ya da haksızlığın ne olduğuna kim karar verecek? Karar veren kim olursa olsun, hepsinin ihtiyaç duyacağı sihirli aygıtın ismi aynı olacak. Devlet. Soyut olanı somutlaştırma çabasında insanın yarattığı bir aşkınlık. Pek çoğumuz için devletsiz ve mülkiyetsiz bir yaşamı hayal etmek bile çok zordur. Çünkü hepimiz tarihsel bir ilerleyişin o anki varoluşuna doğar, o an için doğduğumuz varoluşun upuzun bir sürecin sonucu olduğu gerçeğini gözden kaçırırız. Etik, din, kültür, mülkiyet, devlet, hukuk ve siyaset ortak bilincimizde bizim yarattığımız sosyal yapılardır. Ancak gel gelelim bu sosyal yapıları aşkın bir güç olarak düşünür, bizden bağımsız şekilde var olmuş doğal yapılar gibi algılarız. Anarşizm, bu yanlış algılar ve aşkın yaratılar bütününün yıkılmasıyla insanın özgürleşeceğini ve eşit bir sosyal yaşantıya kavuşacağını savunur. Onlara göre eşit ve özgür bir sosyal düzlemde yaşayabilmenin önündeki en büyük engel bu sosyal yapılardır. Toplum üzerindeki etkisi ve belirleyiciliği nedeniyle bir çeşit hegemonya olarak düşünebileceğimiz bu sosyal yapılardan devlet ve mülkiyet
anarşizmin baş düşmanlarıdır. İlk anarşist olarak nitelendirebileceğimiz Proudhon, mülkiyeti hırsızlık olarak tanımlamıştır. Mülkiyetin emek sömürüsü olduğunu ve onun var olabilmesi için emeğin sömürülmek zorunda olduğunu söyler. Biz 19. yüzyılın bu keskin zekalı filozofundan daha ileriye gidelim. Günümüzde yaratı gücünü artırarak ayrıcalık, üstünlük ve saygınlık aracı haline gelen mülkiyet, tüm sosyal ilişkileri ve tarihsel ilerleyişi belirlemektedir. Mülkiyetin ortaya çıkışıyla derin bir nedensellik ilişkisine sahip olan devlet, anarşizme göre egemen sınıfın şiddet ve zorbalık aracıdır. Anarşizm, varoluşsal pek çok sorunsal içinde barındırdığını öne sürdüğü devleti yok etmeye, onu sosyal, iktisadi ve kültürel hayattan dışlamaya çalışır. Devlet ve kanunları var olduğu sürece, devlete hükmeden kimilerinin, mülkiyetsiz olan ve başkalarının mülkiyeti için emeğini satmak zorunda olan kimilerini sömürdüğü düzen de var olmaya devam edecektir. Güncelde de hemen hemen hepimizin içinde bulunduğu bu durumu şöyle özetleyebiliriz. Toplumun en küçük yapı taşını oluşturan birey, hayatta kalmak adına egemenin tuttuğu bir sopaya bağlanmış havucu yakalamak için çabalarken, bir yandan da baskı, zorbalık ve şiddeti temsil eden köpeğin zulmünden kaçmaya çalışan bir köledir. Anarşizmi sadece teoriler üreten bir yaklaşım olarak tanımlamak şüphesiz yanlış olur. Bu düşünsel sistem mevcut düzenin nasıl değişeceğine dair de kafa yorar. Değişimin bir devrim aracılığıyla gerçekleşeceği konusunda bir görüş birliği içerisinde olan anarşistler, devrimin nasıl gerçekleşeceği konusunda ise fikir ayrılığı içerisindedir. Kimi silahlı bir devrimin bir zorunluluk olduğunu iddia eder. Başka bir görüş, silahlı devrimin de bir işe yaramayacağını, silahın olduğu yerde zorbalığın bitmeyeceğini söyleyerek daha barışçıl yöntemlerin etik zorunluluğunu vurgular. Bir kesim mülkiyetin varlık sebebi olan üretim araçlarını ele geçirmeyi amaçlarken, diğer bir kesim ise tamamıyla tüm teknolojiyi reddederek ilkel ve ekolojik bir yaşantının ancak gerçek bir anarşist yaşam olduğunu öne sürer. Anarşizm sosyal varoluşu sadece siyaset felsefesi perspektifinden ele almaz. Etik, bilim, iktisat, teolojinin de içinde bulunduğu pek çok alanda düşünsel bir serüvenin içerisindedir. Bu sebeptendir ki pek çok anarşist, anarşizmi sadece bir ideoloji olarak tanımlama basitliğinden kaçınarak onun bir yaşayış biçimi olduğunu iddia eder. Hadi ortalama bir zekanın bile kafasında belirebilecek klişe bir soru soralım. Anarşizmin tahayyül ettiği gibi bir dünya mümkün mü? İspanyol İç Savaşı'nda ortaya çıkan kısa süreli egemenliğini saymazsak, anarşizmin tarihsel pratiğe sahip olmadığını söylemek yerinde olur. Diğer yandan binlerce yıllık pratiğe sahip sosyal yapıları ortadan kaldırdığımızda yerine ne koyacağımız sorusu hala tam manasıyla anarşizm tarafından yanıtlanabilmiş değil. Peki kendini aşkın bir egemen yaratmaya bağımlılık raddesinde alışkın olan insan devleti ortadan kaldırdığımızda başka bir egemen yaratma ahmaklığından nasıl kaçınacaktır?
Anlatımızın başındaki bilindik hikayeden yola çıkacak olursak, o zamanlar ismini anarşizm denmese de özgürlüğün ve eşitliğin hüküm sürdüğü egemensiz bir toplumun var olduğu gerçeği, şimdi de var olabileceği ihtimaline olan inancımızı kuvvetlendiriyor. Ne de olsa her şeyi mümkün kılacak olan, kendi yarattıkları üzerinden kendini anlamlandıran insandır.